Evet arkadaşlar, tekrar kanalıma hoş geldiniz. Bendeniz Yavuz, Amerika'daki koleksiyoncu Yavuz. Bugün yine gündem dop dolu diyoruz ve başlıyoruz. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar, hakikaten de gündem dop doluydu bu hafta. Yani o kadar çizgi roman dünyasıyla ilgili haberler geldi ki ve bu haberlerin çoğu da ne yazık ki kötü haberlerdi. Ve hakikaten yani ne oluyoruz dedik. Yav, 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 yav. Yani hakikaten kötüydü be. İsterseniz önce X-Men Dark Phoenix ile başlayalım. Yani Dark Phoenix filmini ne yazık ki özellikle yani bu film eleştirmenleri, gerek YouTube'dakiler olsun, gerek dergi magazin sayfalarındaki editörler olsun, yani yerden yere vurdular filmi. Yani o kadar yerden yere vurdular ki yani hakikaten başlıklar müthişti. Hatta bir tanesi dog shit dedi. Yani şimdi bullshit kelimesini artık tabii hepimiz biliyoruz. Bullshit Amerika'da yani çok rahatlıkla kullanabileceğiniz bir kelimedir. Ve hani bullshit saçmalık anlamına gelir. Ama dog shit hakikaten yani affedersiniz ama B gibidir. Yani anladınız siz ne demek istediğimi. Ve hakikaten yani o derece filmi yerden yere vurdular. Hakikaten yani üzücüydü. Neden üzücüydü? Çünkü Dark Phoenix gibi bir filmin hakikaten bu kadar bu denli vasat olması yani çok kötü bir şey, çok üzücü bir şey. Zaten yani şunu da söyleyeyim, yani X-Men gibi kocaman, büyük, dünyaca en çok sevilen bir çizgi romanın sinemada, beyaz perdede bu denli ne yazık ki hak ettiği yeri bulamaması ve hakikaten o güzelim canım hikayelerin vasat bir şekilde beyaz perdeye yansıtılması hakikaten üzücü. Yani X-Men'i hakikaten senelerdir mahvettiler be, biliyorsunuz. Yani ben X-Men'in doğrusu ne yalan söyleyeyim daha ilk filminden bu yana hiçbir filmini beğenmedim. Hatta yani Logan filmini bile hani çok da fazla beğenmedim doğrusu. Ne bileyim yani o Logan filminde bile bir şeyler eksikti. Ama onun yanı sıra biliyorsunuz yani X-Men'in en baba filmleri Age of Apocalypse, The Days Future Past, ondan sonra ne bileyim işte bu Dark Phoenix. Yani arkadaş bunlar yani hakikaten çizgi roman tarihinde, çizgi roman dünyasında gerçekten yapı taşı olmuş hikayeler. Ve hakikaten çok güzel hikayeler olmasına karşın beyaz perdede ağzını ettiler bu hikayelerin. Ve işin yine üzücü bir tarafı ne biliyor musunuz? Yani genç böyle ne bileyim yani 10 yaşında, işte 9 yaşında veya 11-12 yaşında henüz daha X-Men çizgi romanlarıyla tanışmamış insanların X-Men'i sinema filmiyle tanımalarından dolayı X-Men olan bakışları tabii ki olumsuz, negatif. Yani adamlar mesela bu Dark Phoenix'in çizgi romanını okumamış adam sinema filmini bir izliyor. Bu ne lan diyor. Yani saçma sapan bir şey diyor. Veya Age of Apocalypse için aynı şey. Yani hakikaten mahvettiler be. Yani şimdi öyle bir şey gibi de yani bu saatten sonra hani Marvel stüdyoları X-Men'i çeksen olur, çeksen olur arkadaş. Yani dediğim gibi bir nasıl diyeyim yani mahvettiler ya. O güzelim canım X-Men dünyasını sinemada rezil ettiler. Yani ne karakterler karakter gibi, ne gidişat gidişat gibi, ne konuların birbiriyle bağlantısı veya çizgi romandan uyarlanması. Hani biraz olsun bir ne bileyim arada bir bağlantı bir şeyler olur bu arkadaş. Yani Dark Phoenix gibi mesela bir hikayede Wolverine'in olmaması çok kötü bir şey. Yani Wolverine'siz bir Dark Phoenix hikayesi olur mu ya? Bir kere zaten yani hikayenin gidişatı falan çok bambaşka. Yani hiç bilmiyorum Dark Phoenix hikayesini okudunuz mu okumadınız mı ama yani vasat. Age of Apocalypse de mesela. Yani o da mesela hani nerede çizgi romanı, nerede filmi arkadaş. Yani hakikaten diyecek bir şey bulamıyorum. Ve Dark Phoenix filmini hani zaten seyretmekten vazgeçtim. Anca televizyona düştüğü zaman seyrederim. Vallahi öyle. Sinemasına falan gitmem. Aranızda bazı arkadaşlarınız belki beğenebilir. Ya kötü olmamış diyebilir. Gördüm Instagram'da da bazı arkadaşlar o kadar da kötü değil falan diyor. Olabilir, zevk renk meselesi ama yani şimdi ben Dark Phoenix'in çizgi romanını bilen birisi olaraktan bir kere diyorum ya. Yani Wolverine'in bir kere zaten filmde olmaması zaten absürt bir şey bana kalırsa. Yani Wolverine Dark Phoenix çizgi romanında yine ana karakterlerden birisiydi. Yani bu ilk haberimizde kötü olan. İkinci kötü haber neydi? Swamp Thing'in daha yani bismillah dediler ertesi hafta yayından kalktı dediler. Bu ne periz, bu ne lan arkadaş.
Hatırlarsanız ben size bir gündem videomda DC iflaslı demiştim. Hatta birisi de buradan kaydırmıştı bana. Demişti ki çok boş konuşuyorsun, bilmeden konuşma falan. Ne bilmeden konuşuyorum arkadaş? Bilerek konuşuyorum işte. Söylüyorum DC'nin durumu kötü. Yani DC'de işler iyi gitmiyor arkadaşlar. Onun çünkü dediğim gibi yani DC sadece filmleri falan iptal etmiyor. Bir de onun yanı sıra çıkarmayı planladığı çizgi roman ciltlerini de teker teker iptal etmeye başladı. Çünkü dediğim gibi satışlar iyi değil DC'de. Gidişat iyi değil arkadaşlar çizgi roman dünyasında. Açık ve net söylüyorum bunu size. Aynı şekilde Marvel'de de gidişat iyi değil. Bakmayın Marvel işi action figürden bir de filmlerden götürüyor şu sıralar. Yani çizgi roman satışları vasat. Çünkü neden? Çünkü güzel hikayeler üretilmiyor artık. Banalleşti, çok sıkıcı bir hal aldı. İnsanların ilgisi azaldı. Farkındaysanız daha önce de belirttim. Alternatif çizgi romanlara kayılınıyor artık. Çünkü alternatif çizgi romanlar daha farklı seçenekler sunuyor okuyucuya. Ve dediğim gibi değişik hikayeler veriyor. O yüzden dediğim gibi yani Marvel ve DC'nin gidişatı iyi değil. Ve DC dediğim gibi çok ciddi anlamda bir karmaşa içerisinde. Brian Michael Bendis'te de Superman'le ilgili hala daha gerekli nasıl diyeyim ilgiyi tutturamadıkları için mesela o konuda biraz şikayetçiler. Kim kaldı ellerinde? Jeff Johns kaldı ki Jeff Johns da artık hangi birisine yetişecek? Bir de zaten şimdi tek elciliğe de düştü mü o sakat oluyor biliyor musunuz? Yani mesela Shazam'ı da yazıyor, Green Lantern'ı da yazıyor, Superman'ı da yazıyor. Bir bakıyorsunuz hani karakter farklı ama hikayenin tonlaması hep aynı. Jeff Johns tonlaması. Anlatabiliyor muyum? Yani o açıdan bunlar sakat şeyler. Yani bu da mesela bu hafta hakikaten üzücü haberlerden birisiydi ya. Yani Swamp Thing'in daha şunu şurasında o kadar emek ne oldu şimdi yani bir anda da kaldırıldı. Dur bakalım önümüzdeki günlerde bir açıklama bekliyoruz DC'den ama henüz daha kesin netleşmiş bir açıklama yok. Onun yanı sıra şeye bile katılmayacaklarını söylediler ya. Ne o? San Diego Comic Con'a bile katılmayacaklarını söylediler ki bu bile mesela bir soru işareti. Neden San Diego gibi hani dünyanın en büyük çizgi roman fuarına DC Comics gibi bir firma katılmasın yani... Kapılmasın diyorum, katılmasın. Yani hakikaten enteresan, yani ilginç. Onun yanı sıra mesela yine bir haber geldi DC'den işte Wonder Woman 84 filminin ilk posteri yayınlandı ki ben de hakikaten hiç de bir etki yaratmadı, hiçbir heyecan yaratmadı. Neden diyecek olursanız ben her zaman belirtiyorum. Bence Gal Gadot zaten Wonder Woman filmine gerçekten oturan bir karakter değil. Wonder Woman daha uzun, daha böyle biraz iri, böyle hafif balık etli olmalıydı bence. Çünkü çizgi romanlarında bilendiğiniz biliyor. Wonder Woman ablamız öyle bir abla. Bunun yanı sıra bir de kostümü hoşuma gitmedi. Yani bu Wonder Woman 84 filminde umarım bu altın kaplama kostümü görmeyiz. Bu kostüm aynı zamanda Wonder Woman'ın bazı çizgi romanlarında mevcut. Ama dediğim gibi yani umarım yine güzel bir orijinal Wonder Woman kostümü görürüz. Yani dediğim gibi bana pek bir iyi bir hava vermedi ne yalan söyleyeyim. Zaten DC sinematik evreninde darma duman oldu. Yani Gal Gadot'la Wonder Woman'ı çekmeye devam ediyorsunuz da neyin ne olacağı belli değil. Derken bir yandan yine başka bir haber geldi. O da neydi? İşte bu Batman'in artık bizim bu Twilight'teki yakışıklı demeyelim. Çok da yakışıklı değil ama böyle enteresan bir tipi var ya oğlanın. Pattinson'ın yani Robert abinin oynayacağı kesinleşti. Filmin yönetmeni tarafından internette sosyal medya hesabından bu duyuruldu. Tamam hayırlı olsun eyvallah kötü bakmıyoruz. Hiçbir şekilde olumsuz negatifliğe yer vermiyoruz. Pozitif bakacağız. İlla ki güzel bir şeyler çıkartacaktır diyoruz, umuyoruz. Ve aynı zamanda bir üçleme olacağı söylenildi. Dediğim gibi umarız Robert abi bu işin üstesinden gelir bizi şaşırtır diyorum ama tabii ki şöyle bir de bir soru işareti uyandı kafada. DC sinematik evreninde ne oldu? Yani nereye gitti? Aquaman'e bir solo film yapıldı. Bir anda Wonder Woman'a hala yapılmıyor. Ama gel gelelim Wonder Woman ve Aquaman'ın olduğu Justice League filmi kaldırıldı. Ben Affleck o öbür tarafa gitti. Henry abi diğer tarafa gitti. Dediğim gibi yani böyle bir sürümcede bir soru işaretle dolu bir DC sinematik evreninde aldık başımızı gidiyoruz öyle diyorum. Yani bakalım ne olacak. Hadi bir de action figür haberi vereyim size. Action figürcüler, Instagram sayfamı takip edenler bilecektir. Zaten orada postunu yaptım bunun geçtiğimiz günlerde. Bu Marvel Legends'in vintage line'ı var. Hani bu eski stil karton kutu içerisinde sunumunu yaptığı bir takım action figürler var. Şimdi ne yapıyor? X-Men'e el attı. X-Men'in hakikaten
böyle enteresan varyant karakterlerini piyasaya çıkaracak bu Ağustos ayında. Bunların arasında Cyclops var, Wolverine var, yine Ninja Wolverine var ve benim de çok gerçekten beklediğim Storm figürü var. Yani beyaz kostümüyle almak isteyen arkadaşlar eğer ilgilenirlerse şayet şu anda internette bütün internet sitelerinde hemen hemen ön siparişte çok rahat bir şekilde alabilirsiniz. Tabii ki de tanesi $20. Biliyorum Türkiye'de bunları almak zor ama gerçekten bunun fanı olan arkadaşlar için buradan bunu da belirtmek istiyorum, duymak istiyorum. Onun yanı sıra yine bir de X-Force şeyi çıkıyor, siz söyleyin, serisi çıkıyor. X-Force serisinde de hakikaten benim almayı planladığım güzel karakterler var. Eğer hatta Instagram'da da bundan bahsettim. Nightcrawler figürü geliyor yakında. Eğer almayı düşünen arkadaşlar varsa ön siparişte alabilirler diyorum. Yani çok rahat bir şekilde bunları bulabilirsiniz. Ama biliyorsunuz çok da fazla geç kalmayın. Ondan sonra piyasada bulunmuyor. Fiyatlar tavan yapıyor falan. Sonra bizim Türkiye'deki üçkağıtçılar bunları 1000 lira, 2000 lira böyle bir ev kirası parasına satıyorlar yani. Hakikaten yani bunu belki sürekli olarak söylüyorum ama kusura bakmasınlar yani o satan arkadaşlarımız. Yani resmen adamı kazıklıyorsunuz arkadaş. Olmaz. Ayıp. Yani hakikaten ayıp. Biraz nasıl diyeyim? Şeyli olmak lazım. Gerçekçi olmak lazım satarken de. Yani bir şeyin fiyatını hak ettiği kadarıyla üzerine koymak lazım diyorum. Gelelim Marvel Sinematik Evreni Phase 4. Yani önümüzdeki yıllarda izleyeceğimiz, daha doğrusu yapılması planlanan Marvel sinema filmleri. Bunlarla ilgili biliyorsunuz son dönemde yine bir spekülatif bir sürü hikayeler ortaya çıkmaya başladı. İnternette, YouTube'da, orada, burada. İşte ağırlık olarak tabii ki Nova üzerinde yoğunlaşılıyor. Onun yanı sıra işte Guardians of the Galaxy ve onun yanı sıra yine Örümcek Adam, işte Kaptan Marvel ve Valkyrie deniliyor falan. Onun yanı sıra Thunderbolts deniliyor. İşte bir anda Winter Soldier ve Falcon'un filmi bekleniyor. İşte bunun yanı sıra da şey var, ne o, Dark Avengers planlanıyor. İşte Norman Osborn çıkacak diyorlar falan filan. Bir sürü böyle manipülasyonlar yapılıyor şu anda böyle internette. Ama tabii daha bunların gerçeklik payı yok. Tabii ki arasında bazı filmlerin çekileceği aşikar. Yani mesela Örümcek Adam, evet, bu izleyeceğimiz Örümcek Adam filminden sonra bir tane daha Örümcek Adam filmi çekilecek. Çünkü Marvel'in şu andaki anlaşması o yönde. 3 tane Örümcek Adam filmi. Şu anda ikincisi çıkacak ve dediğim gibi bir üçüncüsü de çekilecek. Nova'nın bence çekilmesi ihtimali güçlü ki zaten ben sürekli size söylüyorum. Marvel sinematik evreni bundan sonra zaten uzaya çıksın artık daha. Yani bu Annihilation hikayesi mutlaka yapılması lazım. Belki bir Secret Invasion, hakikaten bunlar güzel hikayeler ve tutar diyorum. Eğer tabii ki güzel bir şekilde yaparlarsa. Ama yine de bilemiyorum. Tabii Marvel'in sağ solu belli olmaz. Thunderbolts falan diyorlar. Thunderbolts olur mu? Olur ama yani Thunderbolts'u yapmaları pek de gerekli değil diye düşünüyorum. Onun yanı sıra şimdi bir Valkyrie ile bir Kaptan Marvel geyiği çıkardılar ki absürt olur. Zaten ben zannetmiyorum hani Kaptan Marvel ile Valkyrie'nin gerçekten bir filminin olacağını. Umarım olmaz. Çünkü karakterler bir kere tamamıyla birbirinden çok bağımsız, böyle farklı. Birisi Asgardlı, birisi böyle hani daha böyle antik çağlarda yaşarmışçasına gözüken bir karakter. Diğeri bizim Kaptan Marvel. Absürt olur. Yani dediğim gibi bilemiyorum. Gene belli olmaz Marvel sinematik evrenin ne yapacağı, ne edeceği ama şu anda bunlarla ilgili bir sürü böyle spekülasyonlar yapılıyor internette. Ama benim kanaatimce bunların arasından doğru olarak çıkacak olan Nova filmi kesinlikle çıkacak. Çünkü biliyorsunuz Guardians of the Galaxy'nin birinci bölümünde zaten Nova Corps'u gördük orada. İlla ki bir yerde Nova ortaya çıkacak. Ve onun yanı sıra yine bir Örümcek Adam filmi izleyeceğiz. Onun yanı sıra dediğim gibi bence büyük bir ihtimalle diyorum, yine bilemeyiz tabi ama Annihilation'ı yaparlar gibime geliyor. Çünkü yaparlarsa gerçekten 10 numara 5 yıldız olur diyorum. Bu arada önümüzdeki hafta DC'nin crossover eventi Brian Michael Bendis imzalı Levitian görücüye çıkıyor. Salı günü ilk sayısı piyasaya çıkacak Haziran 12'de. Bakalım nasıl olacak. Alacağım ben de, okuyacağım. İncelemesini de burada yapacağım. Hakikaten merak ediyorum. Çünkü ben dediğim gibi yani Superman'e nedense bir umut bağladım. Bir ışık gördüm ama umarım dediğim gibi bu ışığım, umudum yersiz çıkmaz. Yani Brian Michael Bendis beni bir hayal kırıklığına uğratmaz diyorum. Bakalım bu Levitian'da biliyorsunuz Superman odaklı.
bir crossover event olacak ve hakikaten bir, yani konuşmalar olsun, hani çizgi romanla ilgili yapılan yorumlar olsun, hep böyle bir spekülasyon yapılıyor şu anda. Hani Brian Michael Bendis diyor ki böyle hikaye görmediniz, işte ilk defa böyle bir şey göreceksiniz falan filan, bakalım Batman Green Arrow falan da olacak. Umarım, dediğim gibi, yani nasıl diyeyim, umutlarımızı hüsrana uğratmaz diyoruz Brian Michael Bendis abimiz için. Hadi bu kadar gündemden konuştuktan sonra isterseniz gelin biraz da şöyle biraz nostaljik çizgi roman incelemesi yapalım bugün, yani öyle değil mi? Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta ansızın Instagram'da geliverdim sizlere bu bizim yerel lokal çizgi roman fuarından bir tanesini canlı yayın yaptım Instagram sayfam üzerinden. Bazı arkadaşlarınız kaçırmış olabilirler, kusura bakmasınlar, ama takipte kalınız. Dediğim gibi arada böyle Instagram hesabından canlı yayına geleceğim. Ama tabii ki bir sonrakinde muhtemelen geleceğimi önceden duyuracağım ki herhangi bir sıkıntı yaşamayalım, öyle değil mi? Neyse, biliyorsunuz o fuara gittim. Fuarda böyle bir takım bedava çizgi romanlar verdiler girişte. Bir de kendime 1 dolara bunu aldım. Hatırlarsanız, daha doğrusu o videoyu izleyenler hatırlayacaktır. Ne demiştim? Kaptan Marvel ile Silver Surfer yan yana, böyle bir sayıyı hiç görmemiştim. O yüzden enteresan geldi. Bir de 1 dolar alınca alayım dedim. Onun yanı sıra işte bu bedava çizgi romanların arasında ne verdiler? DC Vertigo'dan çıkmış olan Saint of Killers. Doğrusu hiçbir alakam yok, yani bilmiyorum bu çizgi romanın ne olduğunu. Daha da göz atmadım doğrusu. Şimdi de böyle elime aldım. Sizlere göstereceğim, burada sayfalarına beraber bakarız diyorum. Ne diyor? Preacher Special falan diyor. 96 çıkışlı bir çizgi romanın 4 sayılık bir hikayenin 3. sayısıymış yani. Onun dışında ne verdiler? Legion Super Heroes'un 4. sayısını verdiler. Legion Super Heroes. Doğrusu bununla da ilgili çok da böyle bir bilgim yok. Mayıs 2005 senesinde çıkmış bir çizgi roman. Mark Waid tarafından yazılmış. Öyle gözüküyor. Birazdan buna da bakacağız diyorum. Yine onun yanı sıra gene Legions of Super Heroes'un 3. sayısını verdiler aynı zamanda. Bu da 2005 senesinde, biraz önceki sayının serinin şey, biraz önceki 4. sayıydı. Bu da 3. sayısı. Ve yine Wolverine First Class'in neymiş? 19. sayısıymış. Kaç senesinde çıkmış bu? Bakalım hemen şöyle. Bu da zannedersem yeni 2009 çıkışlı bir çizgi roman sayısı. Dediğim gibi Wolverine First Class'te doğrusu bir bilgim yok. Bu da biraz önce dediğim gibi Silver Surfer'ın bakayım kaçıncı senesiymiş bu? 1992 yılında çıkmış olan 63. sayısı. Kaptan Marvel'le gördüğünüz gibi kılıçları kuşanmışlar, yan yana durmuşlar. İsterseniz gelin daha fazla şimdi lafı uzatmadan hep beraber şu çizgi romanlara şöyle bir göz atalım. Kaldığımız yerden sohbetimize devam edelim. Dediğim gibi gündem bu hafta ne yazık ki kötüydü, moral bozucuydu. Ama olsun, sağlık yok diyorum. Haydi bakalım, devam diyorum. Evet, işte buradayız. Silver Surfer'ın 92 senesinde çıkmış olan 63. sayısında gördüğünüz gibi kılıç kalkan kuşanan kahramanlarımız Gümüş Kayakçı ve Kaptan Marvel. Hep istedim bu Kaptan Marvel'e bir film çeksinler ama çekmediler. Gittiler bayan versiyonunu çektiler. Hep diyorum size, esas Kaptan Marvel buydu. Ve bayan Kaptan Marvel ününü bu Kaptan Marvel'e borçludur diyorum. Aslında mesela bu yeni Marvel sinematik evreninde şuna bir film çekseler ne güzel olur be. Biliyorsunuz daha önce de bahsettim. Thanos'un ilk olarak yani uzun soluklu gözüktüğü çizgi roman Kaptan Marvel'in çizgi romanıdır. Yani evet, neymiş, başlıyor işte burada. Kim çizmiş bunu, kim yazmış? Ron Mars diye birisi yazmış. Kaleme de alan Ron Lim olmuş çizen yani. Evet, nostaljik. Kokladığın zaman 92 senesi kokuyor. Ey yavrum 90'lar. 92 senesinde daha kaç yaşındaydık biz be? Evet, görüyorsunuz Gümüş Kayakçı abimiz gene böyle bir karanlık işler. Ahan da bak, kim burada? Kaptan Marvel burada. Değil mi? Evet, görüyorsunuz Kaptan Marvel ortaya çıkıyor. Enteresan, ama bunu okumadım da okuyacağım bu, çünkü Kaptan Marvel ölmüştü diye hatırlıyorum ben. Nereden tekrar çıkmış piyasaya anlamadım. Evet, gördüğünüz gibi Kaptan Marvel'li Gümüş Kayakçı üstlerine böyle bir kıyafet giymişler. Ajan modunda çıkıyor, hop bir anda reklama geçtik. Ve kılıcımızı kaldırmış Kaptan Marvel, dalıyor bütün iskelet savaşçılarla bir kıran kırana mücadele derken burada bitiyor. Bu kim şimdi? Kara Gümüş Kayakçı.
Öyle değil mi? Evet, geliyoruz Wolverine First Class. Bu da 2009 çıkışlı Wolverine'in bir çizgi roman serisi. First Class, yani herhalde birinci sınıf zamanlarının anlatıldığı bir çizgi roman. Görüyoruz çizimler falan. Bu arada kimmiş bunun yazarı çizeri? Başında yazmıyor. Demek ki sonunda yazıyor. Ha, burada yazıyor. Evet, kimmiş? Peter David yazmış. Onun dışında yine artistimiz Deniz Colero. Enteresan. Peter David'i biliyorsunuz zaten. Kendisi sağlam bir yazardır. Marvel'de çok fazla yazmıştır. Evet, gördüğünüz gibi Skrull, Süper Skrull. Mesela Kaptan Marvel filminde bir Süper Skrull olsaydı fena mı olurdu be? He? Bu oyunu oynadınız mı? Marvel Ultimate Alliance 2. PlayStation 2'deydi bu. Oynamıştım. 3'teydi. Oynamıştım. Oldukça sağlam bir oyundu o zamanlar. Yeni çıkmıştı. Days of Marvel Past diye böyle bir sayfa yapmışlar. Evet, enteresan bir hikaye işte. Wolverine var. Süper Skrull var. Garip. Hop, gene Kaptan Marvel çıktı karşımıza, değil mi? Hadi gel de buradan yak. Kaptan Marvel her yerde çıkıyor bak karşımıza, biliyor musun? Ve geliyoruz Legion of Superheroes. Legion of Superheroes da 2005 çıkışlı bir çizgi roman serisi, DC'den çıkmış. Mark Waid tarafından yazılmış. Biliyorsunuz Mark Waid sağlam bir çizgi roman yazarımız. DC'de harikulade hikayeleri olan bir abimizdir Mark Waid, biliyorsunuz. Evet. Görüyorsunuz böyle giden bir hikaye. Ben bilmem bu Legion'u falan, hiç takibe aldığım bir çizgi roman serisi değil. Bunlar biliyor musun? DC'nin hep alt kademeleri, böyle genç karakterler falan. Nedense benim ilgimi çekmiyor, bilmiyorum. Belki de ben bunlarla büyümediğim için, ben bunların abileriyle hep büyüdüm, biliyorsunuz. Yani ana bizim bu Justice League falan, Green Lantern'lar, Superman'lar vesaire. Bu da yine o seriden çıkan 4. sayı. Böyle enteresan bir kapağı var. Fight the Power. Evet, görüyorsunuz değil mi? Çizgi romanlar ne kadar reklam alıyor burada. Bu reklamlar çok önemli arkadaşlar. Bu reklamlar sayesinde buradaki çizgi romanlar ayakta duruyor. Yoksa sadece satışlarla çizgi romanlar ayakta durmaz. Ki bizim Türkiye'de mesela en büyük problemlerden birisi o. Çizgi romanlara çok fazla firma reklam vermiyor Türkiye'de. Gördünüz mü? Bak 2-3 sayfada bir sürekli reklam var. Adam zaten bu çizgi romanın maliyetini bu reklamlardan çıkartıyor. Anlatabiliyor muyum? O yüzden önemli yani bu reklamlar. Ben biliyorum çünkü bu reklamların problem olduğunu Türkiye'de. Çünkü 90'larda Batman, Superman, X-Men, Örümcek Adam serisi yayından kalkmıştı. Sebebi de çizgi romanın yeterli derecede reklam alamamasıydı. Zaten sattıkları rakamlar çok düşüktü. Reklam da alamayınca tabii ki adamlar hop bayrağı çekiveriyorlar. İflas. Ondan sonra bir anda 10. sayıda, 11. sayıda bir bakmışsın seri yayından kalkmış. Hoppala yavrum, ne olduk diyorduk. Hani diyorum ya size, ben Türkiye'deki çizgi roman kıtlık yıllarını iyi bilirim. O yüzden kıymetini bilin bu zamanların. Yani gerçekten bu zamanlarda Türkiye'de çok ciddi anlamda bir çizgi roman altın çağı yaşanıyor. Bakın, Saint of Killers. Enteresan bir hikayeye benziyor bu. Ama mesela şimdi bunu bedavaya veriyorlar bana. 4 sayılık bir hikaye. Bu 3. sayısını verdiler sadece. Ben şimdi nereden bulacağım diğer sayılarını, bunun hikayeyi tamamlayacağım? Anlamam ki şimdi ben bunu okumaya başlasam. Yani bedavaya veriyorsun, iyi güzel de bari bunun tam serisini ver, değil mi? Böyle parça parça verdiler bana, iyi güzel de ne anlamı? Bak, Heat, Al Pacino, Robert De Niro, Val Kilmer, seyretmediyseniz bu filmi seyredin. Sağlam filmdir ha. Hastasıyım Heat. Acayip ateşli filmdir yani. Mutlaka izleyiniz diyorum arkadaşlar. Bakın buradan böyle de bir size film tavsiyesi de yaptım diyorum. Ve bugün de bu kadar diyorum arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşünceye dek ne yapacağınızı biliyorsunuz. Videolarımı paylaşmayı, eğer bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, hala üye değilseniz şayet üye olmayı da unutmuyorsunuz diyorum. Ve şimdilik hepinize hoşça kalın diyorum.